Arkadaşlar merhabalar işçavuz problemlerini anlatacağım yalnız bazen şöyle bir şey oluyor işçavuz problemi çıkacak mı çıkmayacak mı sorunu Şimdi map kitaplarına baktığınız zaman arkadaşlar kapasite ile ilgili sorular var yani bunlar böyle oran orantı gibi görünüyor ama Sizin temel olarak e, işçavuzdaki mantığı bilmeniz lazım eksik kalmasın bence çünkü özellikle o kapasite ile ilgili sorular olduğu zaman e, yorum yapmanız gerekiyor. Hatta bazı problemlerde çaktırmadan biz o bilgiyi de kullanıyoruz merdiven sorularında falan. Bundan dolayı ben anlatacağım. Kapasite üzerinden gideceğim zaten. Havuz işçi fark etmeksizin böylece bir temel mantık oluşsun. Ahmet bir işin 5 bölü 7'sini 35 saatte yapabildiğine göre bu işin tamamını kaç saatte yapabileceğini bulalım. Yani denklem sorusu işte. Doğal olarak ne diyeceğiz arkadaşlar? 35 çarpı 7 bölü 5 ters düşüneceğiz. Böylece 49 saatte yapıyormuş tamamını işin. Bir işçi bir işi 15 günde bitirebiliyor. Bu işçinin 5 günde kaçta kaçını bitirebileceğini bulalım. Ne olacak arkadaşlar? 5'i 15'e bölerseniz direkt kaçta kaçını olduğunu bulursunuz. O da 1 bölü 3 yapar. Bir musluk bir havuzu 20 saatte dolduruyor. Havuz boşken boş, musluk 25 saat açık kaldığında taşan su havuzun hacminin kaçta kaçıdır? Yapacağımız iş şudur 25 bölü 20 yapmak. Çünkü 25 saatte doldurduğu bir hacim var. 20 saatte doldurduğu bir hacim var. Doğal olarak bu tamamı bu da taşan kısım. Ee, daha doğrusu tamamı arkadaşlar. Normalde nedir bu? 5 bölü 4. Yalnız bizden taşan kısmı istediği için 5 bölü 20 diyebiliriz o zaman. Çünkü 5 saat açık kaldığında artık taşacaktır. Bu yüzden 1 bölü 4 olacaktır. Bu tüm su... Bu taşan su. Burak bir işin 7'de 3'ünü 9 saatte bitirdikten sonra kalan işi aynı çalışmazlığıyla kaç saatte bitirebileceğini bulalım. O zaman şunu söyleyebiliriz. 3K diyelim 9 saatte bitiyorsa 4K'da arkadaşlar bu mantıkla 3 katı 12 saatte biter. Oran orantı gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir işi Ali tek başına 12 saatte Veli tek başına 24 saatte bitirebilmektedir. Bu işi Ali ile Veli'nin birlikte kaç günde bitirebileceğini bulalım. Ben şu şekilde diyorum arkadaşlar. 12, 24. O zaman bunun kapasitesi 2K'dır. Bunun kapasitesi K'dır. Neden? Birisi diğerinin yarısı kadar sürede bitiriyorsa kapasitesi daha çoktur. Dolayısıyla şunu yapacağız bakın. 2K çarpı 12, 24 çarpı K, 24K. İş 24K diyeceğiz. Elimizde 24K'lık bir iş olacak. Bunlar güçlerini birleştirecek 3K olacak. T saatte bitirecekler. 24K bölü 3K'dan T eşittir 8 olacak. Ayşe bir işin 1 bölü 3'ünü 5 günde. Zehra ise aynı işin yarısını 15 günde. Yani tamamını o zaman 30 günde. Bu da tamamını o zaman 15 günde. Yine Ayşe'nin kapasitesi 2K. Zehra'nın kapasitesi K olacak Arkadaşlar. T sürede bitirecekler. Ve normalde kapasitelerine K, buna 2K, buna da K dediğimiz için çarpınca bakın ikisi de 30K yapıyor. Yani iş 30K olur. Böylece T buradan 10 saat veya 10 gün olacak arkadaşlar. Aynı kapasitedeki 3 işçi beraberce bir işin 3 bölü 5'ini 5 günde yaparsa tamamını o zaman kaç günde yaparlar? 5 çarpı 5 bölü 3 diyeceğiz. Tersiyle çarpıyoruz. 25 bölü 3 günde tamamını yapıyorlarmış. Birisi bu işi tek başına kaç günde bitirir? Aynı kapasite dediği için 3 kişi var. 3K kapasite var. Birlikte 25 bölü 3 günde bitiriyorlar. İş o zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 25K. O zaman K kapasite ile T sürede 25K iş yapacak. Demek ki arkadaşlar T neymiş buradan? 25 günmüş. Bu şekilde kapasite ile günü çarparsanız işi bulursunuz. Ya da kapasite ile saati çarparsanız işi bulursunuz. Bir işin 3 bölü 5'ini İlhan 6 günde. O zaman 6 bölü 3, 2, 10 günde yapacak tamamını. Ayhan ise aynı işin tamamını 8 günde yapabilmektedir. Şimdi deminkinde yarı kapasite direkt birisi diğerinin 2 katı falan olduğu için hemen hallettik ama burada kapasiteleri nasıl yapabilirsiniz? 10K1 dersiniz eşittir. 8K2. Karşılaştıramadığınızda böyle eşitleyin. Böylece 10 ile 8'in keki nedir arkadaşlar? O bir bokek okay artık gördük. O kadar zaman sonra söyleyebiliriz. Ya da payda eşitleme gibi düşünün. 40'tır. Dolayısıyla bunun kapasitesi 4K olur. Diğerinin kapasitesi de 5K. İlhan 4K kapasitesiyle 20K iş üretir 5 günde. Ayhan 2 günde 5K kapasitesi olduğu için 10K iş üretir. Böylece 30K iş yaparlar. Şimdi bakın 4K dedik ya 10 gün çalışıyor o zaman iş 40K. Gerçekten 5K ile 8 gün yine 40K. O zaman arkadaşlar 30K iş yaptılar. Toplam iş nedir? 40K'dır. Demek ki nereye kadar kaldı? 10K kaldı. 10K'da tüm işin kaçta kaçı? 1 bölü 4'ü diyebiliriz. Temel olarak orantı mantığını kullanıyorum bakın ben bir usta bir işi tek başına 16 günde kalfa 24 günde yine kapasitelerini karşılaştırırken 16k1 24k2 diyelim K1 buradan arkadaşlar 16 ile 24'ün ok 2, 48'dir 3K yapar K2 de buradan arkadaşlar 2K olacaktır Böylece çarpınca bakın 16 çarpı 3 48k 24 çarpı 3 yine 48K Yani bu iş. O zaman arkadaşlar 5 kalfa ve 2 usta beraberce demiş. 5 kalfa 2K kapasite ile 10K. 3K kapasite ile 2 usta 3 çarpı 2'den 16K. Çarpı T gün eşit olacak 48K'lık işe T de buradan 3 gün yaptı. Bir çırağın bir işi bitirme süresi 3 ile doğru orantılı. Bir ustanın ise aynı işi bitirme süresi 5 ile ters orantılıdır. O zaman arkadaşlar ters orantı neydi? Çarpmaktı. 5 ile neydi? Usta U olsun. Diğeri de arkadaşlar doğru orantıda bölmek demektir. T bölü çırağı da Ç diyelim değişmesin. Ç bölü 3 diyeceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Ters orantı çarpma ile ilişkili doğru orantıda bölme ile ilişkili arkadaşlar. Şimdi buna göre kapasitelerini karşılaştırabiliriz. Şimdi bunun işi bitirme süresi bakın ne olur arkadaşlar? Kapasiteye geçiş yapacağız ya süreden bahsetmiş. Gerçekten de usta daha kısa sürede bitiriyor. Bakın şimdi K dersek hatta T diyelim böylece anlayın olayı. Bakın usta T bölü 5 sürede bitirirken çırak 3T sürede bitiriyor. Peki 3T T bölü 5'in kaç katı? Fark ettiniz mi? 3T T bölü 5'e bölerseniz 15 katı. Demek ki usta arkadaşlar 15 kapasitesi var. 15 K kapasiteye sahip. Çırak da arkadaşlar K kapasiteye sahip. Neden? Ters orantılıdır. Yani birisi süre olarak diğerinin 15 katıysa kapasite olarak da mecburen 15'te biri olur. Bunda bir sıkıntı yok değil mi? O zaman arkadaşlar bakalım. K kapasite ve 15 K kapasite ile güçlerini birleştirdiler. 16 K kapasiteleri var. 9 saatte bitirdiklerine göre 16 çarpı 9'dan 144 K iş olur. Ustanın kapasitesi neydi? 15 K'ydı değil mi? O zaman 15 K çarpı T diyelim. 144 bölü 15 saatte bitirecekmiş usta arkadaşlar. Bu soruda gördüğünüz gibi doğru orantı ve ters orantı bilgilerini de kullandık şu kısmı e, anlamanızı isterim arkadaşlar. Ali bir işi 3 günde veli ise aynı işi 4 günde bitiriyor. Hemen şunu söyleyebilirsiniz 3K 1 eşittir 4K 2'den bunun kapasitesi 4K bunun kapasitesi 3K o zaman. İkisi beraber işe başladıktan bir gün sonra yani güçlerini birleştirdiler 4K artı 3K sadece bir gün çalıştılar Ali işi bıraktı, ee, toplam iş kapasitesine bakalım. 4k çarpı 3 veya 3k çarpı 4'ten iş 12k. O zaman Ali hangisiydi ha? Veli 3k kapasiteyle t gün çalışacak ve toplamda 12k iş bitecek. Bakın nasıl olursa olsun böyle denklem kurma mantığını bilirseniz hangi soru modeli olursa olsun gayet güzel yapabiliyoruz arkadaşlar. Böylece. 7K. Öbür tarafa atarsak 3KT eşittir 5K arkadaşlar. T buradan 5 bölü 3 oldu. Ayşe bir işi 10 günde Neşe ise 15 günde bitiriyor. İkisi beraber 2 iki gün çalıştıktan sonra Serpil de onlara yardıma geliyor. İşin tamamı toplam 4 günde bittiğine göre Serpil'in bu işi kaç günde bitirebileceğini bulalım. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde 10 ve 15 dediği için şunu yapalım. Buraya 3K diyelim. Buraya 2K diyelim kapasitesine. Neden? 10 gün, 15 gün birisi 5'e bölersek 2 olur. Birisini 5'e bölersek 3 olur. O zaman ters düşüneceğiz. Birisi 3K'ydı, birisi 2K'ydı. Kapasite olarak. Şimdi bakalım. İkisi beraber çalışıyorlar. Güçlerini birleştirdiler. 5K. 2 gün çalıştılar. Artı. Serpil de bunlara katıldı. Kapasitesine S diyelim. Artı 5K. Çarpı toplam 4 gün demiş. O zaman 2 gün daha çalıştılar. Bu arada iş kaç K'dır arkadaşlar? Her zaman dediğim gibi kapasite ile günü çarpın. Yani 30 K'ymış. Böylece 10 K artı 2 S artı 10 K eşittir 30 K. 2 S eşittir arkadaşlar. Ne geldi? 10 K geldi. S buradan 5 K geldi. O zaman artık bakın serpilin kapasitesi ile gün sayısını çarparsak işi bitiririz. Böylece T eşittir 6 oldu. Aynı kapasitede 5 işçi beraberce bir işte çalışmaya başlıyor. Aynı kapasite. Her gün bir işçi işten ayrılıyor ve bu şekilde iş 4 günde bitiriyor. Kapasiteleri K olsun, 5 işçi olsun. Arkadaşlar birinci gün birlikte çalıştılar. İkinci gün birlikte çalıştı bir kişi ayrıldı. Sonra arkadaşlar bir kişi ayrıldı 3K. Sonra bir kişi ayrıldı 2K. Gördüğünüz gibi toplam 4 günde bitti. 5, 4 daha 9, 5 daha 14K oldu. Böylece arkadaşlar iş 14K'lık bir işmiş demek ki. 14K eşittir. Bu işçilerle aynı kapasitedeki 7 işçi beraber çalışarak diyor. O zaman 7K diyeceğiz. T diyelim. T de bakın gördüğünüz gibi 2 olmuş oldu. Bir işi dört işçi beraberce 24 günde bitirebilmektedir. Bu dört işçi beraberce işin yarısını yaptıktan sonra kend, e, aralarında kendileriyle aynı kapasitede iki işçi daha katılırsa işin tamamı kaç günde biter? Şimdi dört işçiye 4K diyelim arkadaşlar. 4K çarpı 24 işin tamamı 96K'lık bir iş. Yarısı bittiğinde arkadaşlar 24'ün yarısı 12 gün. 12 gün çalıştılar ve yarısı 48K'dır. 48K'lık iş kaldı. Bunların kapasitesine 4K, bir 2K daha eklendi. İki kişi olduğu için T diyeceğiz. T böylece arkadaşlar 8 olacak. Toplamda o zaman 12-8, 20 günde bitmiş oldu iş. Bir ustanın kapasitesi, çırağının kapasitesinin 3 katıdır. İkisi beraber bir işe başlayıp işi 6 günde bitirirlerse ustanın ve çırağın tek başlarına bu işi kaç günde bitirebileceklerini bulalım. Şimdi kapasite 3K diyeceğiz. Öbürü de K olacak. 6 günde bitiriyorlar. 4 çarpı 6'dan iş 24K olur arkadaşlar. Tek başlarına bu işi kaç günde bitirebileceğini sormuş. O zaman ustanın kapasitesi 3K olduğu için 8 günde bitirir. Çırağın kapasitesi K olduğu için arkadaşlar 24 günde bitirir. Cezminin 3 günde yapabildiği bir işi Necmi 2 günde yapabilmektedir. O zaman ters düşüneceğiz. Bu 2K'lık bir kapasite. Bu da 3K'lık bir kapasite olur. İkisi birlikte çalıştıklarında 20 saatte bitiriyorlar. O zaman güçlerini birleştirdiler 5K. 20 saatte bitiriyorlar. 100K'lık bir iş var arkadaşlar. Ne demiş? Kapasitesi Cezminin kapasitesinin 2 katı olan Remze'nin bu işi tek başına kaç günde bitirebileceğini bulalım. Cezminin kapasitesine 2K demiştik. O zaman... Bu şekilde arkadaşlar Remzi'nin kapasitesi 4K olur. T sürede 100K'lık bir işi bitirecek. O da 25 gün yaptı. Bakın arkadaşlar havuz problemlerinde de mantık yine benim için aynı. Ee, onu söyleyeyim birazdan başlayacağız çünkü. Ee, havuz problemlerinde arkadaşlar yine ben kapasiteyle gidiyorum. O yüzden yani temel olarak biz aslında hani havuz problemi çıksın çıkmasın kesinlikle şu olmuş oluyor. Genel olarak matematiğimize bir katkı oluyor. Ters orantı, doğru orantı sorularında işimize yarayacak. Yine işçi sorularında işimize yarayacak. Ki zaten MEP kitabında işçi soruları var arkadaşlar. İşçi soruları varsa temel olarak havuz mantığının da bilinmesi gerekiyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Birinci musluk havuzun 1 bölü 4'ünü 3 saatte. O zaman tamamını 12 saatte doldurur. 1 bölü 2'sini 9 saatte o zaman 18 saatte doldurur. Üçüncü musluk tamamını 36 saatte boşaltıyor. 12, 18 ve 36 bakın. Hepsinin okiki nedir? 36'dır. O zaman bunun kapasitesi 3K olur. Bununki 2K olur. Bununki de K olur. Hepsini bakın çarpınca 36K olacak. Yine aynı işçi problemi işte. 36K eşittir. Güçlerini birleştirdiler 5K. Diğeri çıkartacağız. Neden? Dibinde su boşaltıyor. O zaman 5K eksi K olacak. Çarpı T. T eşittir arkadaşlar buradan 36 bölü 4'ten 9 saat. Bakın herhangi bir normal demin anlattığım mantığı biliyorsanız havuz problemi için özel bir şey yapmanıza gerek yok. Boş bir havuzu özdeş öz, 9 muslukla doldurulacaktır. 9 musluk beraberce açılıyor ve her saatin sonunda bir musluk kapatılıyor ve havuz 4 saatte doluyor. Bakın şimdi 9 k ile başladık, 8 k'ya düştük. 7K'ya düştük, 6K'ya düştük. Böylece 9, 8 daha 17, 7 daha 24, 6 daha 30K'lık bir havuz var. Bir tane e, ş, e, ne onun adı? Musluk. K kapasiteye sahip. O zaman T sürede dolduracak. T de buradan 30 gelecek. Hacmi 360 cm küp olan bir havuza iki musluğun birincisinden saatte 40 cm küp, diğerinden saatte 80 cm küp, 80 santimetre küp su akmaktadır. Muslukların ikisi birden açılırsa Başavuzu kaç saatte dolar? Şimdi burada zaten size arkadaşlar hacmini vermiş. Özel olarak kapasite yapmanıza gerek yok. Birisi saatte 40 akıtıyor, öbürü saatte 80 akıtıyor. O zaman bir saatte ne kadar akıtırlar birlikte? 120. T ile çarparsak 360'ı eşitleyeceğiz. T eşittir 3. Bakın size ÖSYM herhangi bir soru sorduğu zaman evet genel mantığı bilmeniz gerekiyor. Kalıp soruda olabilir, orijinal soruda olabilir karşınıza geldiği zaman yorum yaparken yani kalıplar üzerinden sadece yorum yapmayın. Burada bakın kapasite üzerinden gitmedim. Çünkü diğerlerinden farklı olarak bana ne kadar sürede doldurduğunu söylemiyor. Burada direkt doldurduğu miktarı söylüyor. Miktarı söylerse miktar eşittir. Normalde 1 saatte doldurduğu miktar çarpı süre olacak. Aynı kapasitedeki 3 işçi beraberce bir işi 30 günde bitiriyorlar. İşçilerin kapasiteleri 1 bölü 5 oranında arttırılırsa bu işi beraberce kaç günde bitirebileceklerini bulalım. Kesirlerle uğraşmamak için arkadaşlar 5K diyelim kapasitelerini. 5K'dan arkadaşlar 3 tane var ve 30 günde bitiriyorlar. Böylece bu iş 30 çarpı 5 150, 3 ile çarparsak 450K'lık bir iş oluyor arkadaşlar. Şimdi kapasitelerini 1 bölü 5 oranında arttırdık 6K oldular. Yine 3 işçi bunlar t süre diyeceğiz. 450 k arkadaşlar. K'lar gitti. E, 3'e bölelim 150. 150'yi 6'ya bölelim. T eşittir 25 oldu. Bakalım buraya şimdi. Bir havuzu A musluğu 15 saatte. B musluğu 36 saatte dolduruyor. A musluğunun akış hızı %25 azaltılırsa o zaman şöyle diyeceğiz. %25 azaltılıyorsa arkadaşlar. Hızı. Hızına mesela 5V diyelim. Yani bir nevi kapasite aslında o. 4V diyelim ki 4'e bölünsün. 4 kapasite ile. 4K kapasite ile arkadaşlar 15 saatte dolduruyorsa. 3K kapasite ile 4 çarpı 15, 60, 20 saatte doldurur. Bakın ters orantı hızı azaltıldı. B musluğunun da hızına... İşte ne diyelim? Eee %20 dediği için 5m 5m kapasiteyle 36 saatte dolduruyorsa 6m kapasiteyle 5 x 6 180 o zaman 30 saatte olacak. Yeni durumda arkadaşlar, eski durumlar öldü onları bırakalım. Birisi 20 saatte, birisi 30 saatte. Demek ki bunun kapasitesi 3k, bunun kapasitesi 2k. Çarptığımız zaman toplamış 60k, güçlerini birleştirdiler 5k çarpı t. Buradan da t arkadaşlar 12 saat oldu. A musluğu şekildeki havuzun tamamını 12 saatte dolduruyor. Havuzun yarısı yüksekliğinde bulunan B musluğu kendi seviyesine kadar olan kısmı 20 saatte boşaltıyor. Havuzun dibindeki C musluğu ise havuzun tamamını 24 saatte boşaltıyor. boşaltıyor. Biz arkadaşlar her zaman tamamına göre hareket edeceğiz. Kendi seviyesine göre verdiği zaman eşit hacim vermemiş olur. O yüzden şunu diyeceğiz bakın A tamam 12 saatte. B ama kendi seviyesine kadar dediği için anca H kadarlık kısmı 20 saatte boşaltır. O zaman normalde tamamını 40 saatte boşaltır. C'de arkadaşlar tamamını dediği için 24 saatte. 12, 40 ve 24'ün arkadaşlar o kekleri 120'dir. O zaman buna 10K diyebilirim. Buna arkadaşlar 3K diyebilirim. Buna da 5K diyebilirim. Gördüğünüz gibi bakın kapasitelerinde payda eşitler gibi o kek düşünerek yapabilirsiniz. Hepsinin eşitlendiği daha büyük bir sayı. Havuz boşken üç musluk birlikte açıldığında havuzun kaç saatte dolacağını bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar B musluğu etkisizdir. O yüzden sadece A ve C'yi düşüneceğiz. Yani havuzun yarısı şimdi normalde 12 ile 10 çarparsak 120K. Yarısı bakın 60K'lık bir yer. 60K'lık yeri şurayı sadece A ve C musluğu etkiliyor. A 10K'lık bir katkı yapıyor. C de 5K'lık Yine bir zarar çarpı T arkadaşlar böylece buradan 12 saat olacak. Orasını 12 saatte doldurduk. Gelelim şimdi şu kısma. Orası da yine 60 k. Orayı dolduran A var 10 k. Aynı zamanda arkadaşlar B var 3 k. Aynı zamanda boşaltan C var çünkü üst kısmı hem B hem C boşaltır. O da arkadaşlar ne yapar? 5 k. Böylece Toplamda o zaman 10 8k'dan 2k yapar. 60k eşittir 2k çarpı t'den t ne geldi arkadaşlar? 30. Böylece 30 saat 12 saat toplamda 42 saatte dolar. Böyle parçalı soruları arkadaşlar daha doğrusu hani bir kısmını boşaltıp bir kısmını boşaltmadığı soruları ayrı ayrı yapmanız gerekiyor bakın. Şimdi yine bir tane daha bakalım. Burada şekildeki havuz doluyken 3 özdeş muzluk birlikte açıldığında havuz 44 saatte boşalttığına göre A musluğu havuzu kaç saatte boşaltır? Şimdi arkadaşlar bakın şurayı sadece A boşaltıyor. O zaman burayı A, T sürede boşaltsın. Hatta kesirlerle uğraşmayalım şimdi. Bir deneyelim. Büyükçe bir sayı yapayım. 9T diyeyim tamam mı? Şimdi arkadaşlar şu kısmı hem B boşaltır hem A boşaltır. Normalde tek başına 9T sürede boşaltıyorsa o zaman ikisi birlikte üçlerini birleştirirler 4,5T sürede boşaltırlar. Şimdi üçü güçlerini birleştirir. CBA boşalttığı için burayı da arkadaşlar ne olur? 3T sürede. Bakın ilk başta 9T dedim. Bölerek gittim bu şekilde. 9 4,5 daha 13,5 3 daha arkadaşlar 16,5 t yaptı. Bu da neye eşit? 44'e. O zaman şöyle yapalım. Bu 33 t bölü 2 sadeleştirmeyi kolay yapmak için. O zaman 33'ü 11'e böl 3. 44'ü 11'e böl 4 oldu arkadaşlar. T buradan 8 bölü 3 geldi. Yani bizden ne istiyordu? Tamamını. Şimdi bakın. T ile 8 bölü 3'ü çarpalım 9'la 9 bölü 3, 3, 24 saat yaptı. Dikkat ederseniz A musluğu şu kısmı 24 saatte boşalttı. Tamamını o zaman 72 saatte boşaltır. Bakın sorunun durumuna göre genel problem yorumu yapabilmeliyiz. Kapasiteyle elbette gideriz. Hiç problem değil ama şunu bekliyoruz arkadaşlar. Sorudan soruya bazen yorum yapabilirsiniz kendiniz. Bu soruyu isterseniz normal kapasiteyle çözebilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz yani. Aslında aynı yere gelir. K kapasite ile e, 3T sürede yine aynı şey diyelim. K kapasite ile 9T süre olsun. Burası o zaman 2K kapasiteye çıkacağı için 4.5T süre olacaktır. Burası arkadaşlar 3K kapasiteye çıkacağı için, 3'ü de birlikte boşalttığı için 3T süreye inecektir. Böylece bu iş arkadaşlar toplamda yine süreyi verdiği için yine başa dönersiniz. Yani bu soruda kapasite ile yapmak istemememin sebebi zaten bana süreyi kendisi verdiği için şuralardan hacimlerden yola çıkarak t'lere yorum yapmak ve oradan da t'yi bulmak oldu. Fıskiyeden akan su 2V hacimlik K havuzunu 4 dakikada dolduruyor. L havuzu K havuzundan taşan su ile M havuzu da L havuzundan taşan su ile dolduğuna göre fıskiyeden 16 dakika boyunca su akarsa M havuzunun kaçta kaçı dolar? Bu arkadaşlar 4 dakikada doluyorsa normalde bunun tamamı o zaman 8 dakikada. Bunun tamamı da arkadaşlar 10 dakikada dolacaktır. Şimdi buna göre bakalım. 16 dakika boyunca su akınca 4 dakikası buraya gider. 8 dakikası buraya gider. Toplamda 12 olur. Geriye kalır 4 dakika. O zaman bakın şimdi 10 dakikada tamamı doluyorsa 4 dakikada buradan kaçta kaçı demiş. Biz 5V demeyelim bile. 10 dakikada tamamına 1 diyelim. Buraya da X diyelim. Böylece 4 bölü 10 olacak arkadaşlar X. Yani 2 bölü 5'i de olacak. Bir havuzu doldurmak için özdeş 3 musluk 2'şer saat arayla açılıyor. İlk açılan musluğun açılmasından 10 saat sonra havuzun tamamı dolduğuna göre havuzun bu musluklarından birisi tek başına kaç saatte doldurabilir? Şimdi bakalım 2'şer e, saat arayla. Bakın ilk başta K ile başladık. 2 saat çalıştı. Sonra 2K eklendi. O zaman 2 saat çalıştılar birlikte. 3. eklendi. Yine 2 saat birlikte çalıştılar demeyeceğiz. Toplamda 10 saat olduğuna göre o zaman 2-2. Geriye kalanlar 3'ü birlikte 6 saatte çalışmış olacaklar artık arkadaşlar. 10 saat olması için. 2K, 4K daha 6K. 18K daha. Böylece ne oldu? 24K'lık bir iş var arkadaşlar. Normalde bunlardan bir tanesi K kapasiteliydi. Demek ki kendisi 24 saatte boşaltırmış. Doldururmuş pardon. Bir havuzu %20'lik tuzlu su akıtan bir musluk 3 saatte, %40'lık tuzlu su akıtan başka bir musluk 2 saatte doldurmaktadır. Boş olan bu havuz muslukların ikisi birlikte açılarak doldurulduğunda havuzdaki suyun tuz yüzdesini bulalım. Bu soru gayet güzel arkadaşlar çünkü hem karışım problemi hem de işçi havuz mantığını birleştirmiş. Bunun kapasitesi 3 saat 2 saat dediğine göre o zaman birincinin kapasitesi 2K, ikincinin kapasitesi 3K. Bakın temel şey formülünü yapacağız, karışım formülünü. 2K çarpı 20 Buradan akan su miktarı. Sonra diğerinden akan su miktarı ne olacak? 3K çarpı 40 eşittir. Toplam 5K su akar. Kapasiteleriyle, ha bu arada şunu söylemeyi unuttum pardon. Kapasiteyle doğru orantılı su akıtırlar arkadaşlar. Yani havuz tamamen dolduğunda kapasitesi 2K olan 2K'lık bir su katar. Öbürü de 3K'lık bir su katar. Bu aklınızda bulunsun. Diyelim bir havuzu... Bir, e, bir musluk 10 saatte dolduruyor, öbürü 5 saatte dolduruyor. O zaman birisi 2K'lık katkıda bulunur, öbürü K'lık katkıda bulunur. Aklınızda bulunsun. Böylece 2K kapasitesi olduğu için 2K su akıtır. Toplamda en son bu da 3K su akıtır. Formülümüz neydi? E, miktar çarpı yüzde, miktar çarpı yüzde, en son toplam miktar çarpı yüzde. Böylece 40K, e, 120K daha, 160K eşittir 5K çarpı X böylece 160'ı 5'e bölersek %32'ymiş arkadaşlar. Bir depoya A musluğundan saf su, B musluğundan saf alkol akmaktadır. A musluğu 20 dakikada, B musluğu 60 dakikada doldurmaktadır. Boş depoda olduğunda depodaki karışımın yüzde kaçının alkol olacağını bulalım. Yine kapasiteyle gidersek arkadaşlar, Boş depoyu Amusluğu 20 dakikada dolduruyorsunuz o zaman 3K kapasitesi var. Diğerinin de K kapasitesi var. Şimdi saf su A musluğundan akıyor. 3K çarpı 0 çünkü saf suda alkol yok yüzdesi 0. Sonra arkadaşlar K musluğunda e, alkol oranı tabii ki saf alkol, alkol olduğu için 100. Toplam miktarları 4K olacak arkadaşlar ve X diyelim yüzdesine. Böylece burası 0. K çarpı 100 bölü 4K'dan x arkadaşlar %25 olacak. Şekildeki havuzu %20 oranında tuzlu su akıtan B musluğu 6 saatte, %30 oranında tuzlu su akıtan A musluğu 4 saatte doldurmaktadır. C musluğu ise dolu havuzu boşaltmaktadır. 3 musluk da beraberce açık bırakılır ve C musluğundan akan su bir kovaya doldurulursa, Kovadaki suyun tuz oranı yüzde kaç olur? Yani yine aynı mantığı yapacağız. Sonuçta bu boşalırken buradaki suları boşaltacak. O zaman 6 saatte dolduruyorsa bunun kapasitesine 2K diyelim. 4 k saatte 4 saatte dolduruyorsa bunun kapasitesine 3K diyelim. 2K çarpı B neydi? Yüzde 20. O zaman artı A neydi arkadaşlar? 4 saatte yüzde 30 oranında. O zaman 3K çarpı yüzde 30 toplarsak arkadaşlar kapasitelerini 5K. Böylece 4, 2K çarpı 20 40K. 3K çarpı 30 90K. 90 40 daha 130K yaptı. Böylece arkadaşlar 130K 5K'ya bölersek %26'ymış arkadaşlar. Buradaki en son tuz oranı. Bu şekilde havuz problemini de bitirmiş olduk işçi problemlerini arkadaşlar. Hareket problemleri kaldı. Bir de yeni nesil problemler tabii ki. Onları da izleyip artık problemleri tamamen kapatabilirsiniz. Genel olarak arkadaşlar problemleri e, özellikle hep söylüyorum sayı problemleri ve kesir problemlerini ben çok önemsiyorum. Orada yaptığımız mantığı yeni nesil eski nesil fark etmeksizin uyguluyoruz. Bunları kesinlikle izlemeniz gerekiyor dinlemeniz ve çalışmanız gerekiyor. Bunlar bittikten sonra evet ÖSYM tarzı dediğimiz. Bence yani yeni nesil demek istemiyorum. Çünkü ben kitaplardaki yeni nesilleri sevmiyorum arkadaşlar. ÖSYM de öyle sormuyor. O yüzden biraz ÖSYM soru tarzı çözeceğim size. Orada da arkadaşlar görüşürüz. İyi çalışmalar.